Herkese merhaba arkadaşlar, ben Barış Kahraman. Bir pazartesi günü daha geçtiğimiz haftanın teknoloji ve internet dünyasındaki gelişmeleriyle karşınızdayız. Web Tekno Haber'e hoş geldiniz. Bir süredir kendisine verilen desteğin durdurulacağı söylenen Windows XP, geçtiğimiz hafta işletim sistemi dünyasına veda etti. Bireysel kullanıcılar dışında bu durumdan en çok etkilenen sektör ise bankacılık sektörü oldu. Bazı bankalar ATM'lerini Windows 7'ye uygun hale getirirken bazı bankalar ise Windows XP kullanmaya devam edecek. Bunun üzerine Microsoft da Windows XP için bankalara verdiği güvenlik desteğini sürdüreceğini açıkladı. WhatsApp'ı satın aldıktan sonra kendi içinde mesajlaşma sistemini nasıl yürüteceği soru işareti olan Facebook, şimdi de mobil uygulamalarında mesajlaşma hizmetini durdurdu. Bunun üzerine bütün kullanıcılarını Facebook Messenger'a yönlendirmeye çalışan Mark Zuckerberg'in sohbet konusunda ne yapmaya çalıştığı bilinmese de iki farklı mesajlaşma uygulamasıyla sohbet kulvarında güçlü adımlar attığı söylenebilir. Geçtiğimiz haftalarda erişim engeli getirilen ve daha sonra bir üst mahkemenin kararıyla bu erişim engelinin kaldırıldığı Twitter, Türkiye'ye ofis açmaya karar verdi. Bugün Twitter yetkililerinin Türkiye'ye gelerek Tip ve Haberleşme Bakanlığı'yla gerekli görüşmeleri yapıp ofisin açılmasındaki engelleri kaldırmaları bekleniyor. Geçtiğimiz hafta ülkemizdeki ADSL kullanıcılarının kafasını biraz daha karıştıracak bir gelişme yaşandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Daire Başkanı Tayfun Acerer'in duyurusuyla 16 megabit bölü saniye hızında 50 GB ve 100 GB kullanım kotalı internet paketleri tanıtıldı. Detaylarını webtekno.com'da bulabileceğiniz bu sözde limitsiz internet paketleri her ne kadar olumlu bir gelişme gibi görünse de ADSL kullanıcılarının hizmet tercihi konusunda kafalarını biraz daha karıştırıyor. Dünya Mobil Kongresi kapsamında tanıtımı yapılan ve tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de piyasaya çıkacak olan Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S5 geçtiğimiz hafta fiyat listelerindeki yerini aldı. Buna göre Samsung Galaxy S5'in 16 GB'lık versiyonunun Türkiye satış fiyatı 2199 lira, 32 GB'lık versiyonun satış fiyatı ise 2299 lira olarak belirlenmiş. Ayrıca yanında sahip olabileceğiniz akıllı saat Gear 2'nin Türkiye fiyatı 799, Gear Fit'in satış fiyatı ise 549 lira olarak belirlenmiş. Geçtiğimiz hafta sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri de Coca-Cola'nın reklam kampanyası oldu. Bir süredir ambalajlarında çeşitli isimlere ya da sıfatlara yer veren Coca-Cola, Türkiye'deki 50. yılını kutlamak için yıllardır alışılagelmiş olan logosunu ve yazı karakterini değiştirerek Coca-Cola şeklinde, yani okunduğu biçimde yazmaya karar verdi. Üstelik ilginç bir reklam filmiyle bunu gerçekleştiren Coca-Cola'nın reklamına dair detayları webtekno.com'da bulabilirsiniz. ...14 Mart pazartesi günü bir kez daha geçtiğimiz haftanın teknoloji ve internet dünyasındaki gelişmeleriyle karşınızdaydık. Ben Barış Kahraman, bir başka Web Tekno Haber'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.